Science Out Loud. Bu kutuyu bir köşesinden delik deşik edip suya koyduğumda içine dolan suyun ağırlığı kutunun batmasına yol açıyor. Aynı şeyi bu kutuya yaptığımda kutu biraz batıyor. Bakın, biraz batıyor ama yüzmeye devam ediyor. Çünkü gemi inşaat mühendislerinin bundan 1000 kat büyük gemilerin batmasını önlemek için kullandığı tasarım bu kutuda da mevcut. Peki bu kutunun köşesindeki kocaman deliğe rağmen batmasını engelleyen o tasarım niçin bu kadar özel? İlk olarak gemilerin neden battığından söz edelim. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Sudan daha az yoğun nesneler su üstünde yüzer, sudan daha yoğun nesneler batar. Bu geminin yapımında kullanılan metal sudan çok daha yoğun. Dolayısıyla bu geminin batması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama o metal öyle şekillendirilmiş ki bol miktarda havayı içinde hapsediyor ve hava sudan daha az yoğun. Dolayısıyla geminin gövdesinin ortalama yoğunluğu sudan daha düşük oluyor ve gemi yüzüyor. Ama tekne su almaya başlar ve suyla dolarsa içinde ortalama yoğunluğu düşürecek hava kalmaz ve gemi batar. Bu kutu içine çok fazla suyun dolmasını engelleyecek şekilde tasarlandı. Bu kutunun içi perde adı verilen bu duvarlarla su geçirmez bölmelere ayrıldı. Böylece buraya bir delik açtığımda sadece bu bölme suyla doldu. Geri kalan bölmeler kuru kaldı ve kutuyu yüzer halde tuttu. Tıpkı bu kutu gibi bu gemi de bölmelerden oluşuyor. Bu geminin 10 tane su geçirmez bölmeye ayrıldığını varsayalım. Geminin bir kısmı hasar görürse sadece o kısımdaki bölme suyla dolar. Diğerleri kuru kalır. Bölmeye dolan suyun ağırlığı geminin biraz yatmasına veya dengesinin bozulmasına neden olur ama gemi tamamen batmaz ve onarım için limana çekilebilir. Peki bu bölmelere rağmen gemiler neden hala batıyor? Batmaz bir gemi tasarlamak pratik değil ve pahalı. Çünkü çoğu zaman gemiler öyle büyük hasarlarla karşılaşmıyor. Günümüzde gemi inşaat mühendisleri bir gemiyi tasarlarken alabileceği en olası hasarları öngörmeye çalışıyor. Haliyle gemiler bu kutudan daha karmaşık yapılar. Gemi inşaat mühendisleri bölmeleri nerede oluşturacaklarını, teknenin şeklini ve bölmelere yerleştirilecek donanımı göz önünde bulundurmak zorunda. İnsanlık gemileri bölmelere ayırmaya ne zaman başladı bilmiyoruz. Fakat 5. yüzyıla ait Çin gemileri hakkında yapılan araştırmalar bu gemilerin su alsalar bile batmadığını gösteriyor. Bu kadar eski bir teknolojinin bugün hala kullanılıyor olması çok ilginç bir şey. Merhaba, ben Paul. Sesli bilimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Baksanıza bana neler yaptırıyorlar.